itibariyle açlık sınırı asgari ücreti geçmiş durumda. Bakın. Dün de HDP'den Garopaylan buradaydı. Evet. Onlar da 3 ayda bir asgari ücretin tekrar görüşülmesi gerektiğini söyledi. Bu öneri çok ciddiye alınması gereken bir öneri. Geçen sene ne zaman geçtiğine baktık? Mayıs ayında. Geçen sene Mayıs ayında asgari ücret açlık sınırını geçiyordu. Bu sene ocağın sonunda biz geçtiğini gördük maalesef. O yüzden asgari ücretin mutlaka revize edilmesi lazım. Bakın bu iş öyle bir noktaya gidiyor ki Türkiye'nin her tarafında işçiler haklı bir şekilde direnişe başladı. Sanayide, hizmetler sektöründe buradan da bütün onlara selamlarımızı gönderelim. Direnişlerine destek verelim. Bugün kimse enflasyonun altında böyle bir dönemde zam almamalıdır. Bence hükümet bu işin ciddiyetinin farkında değil. Bugün Türkiye'nin her yerinden ve her türlü sektörden çalışanlardan çok haklı bir tepki geliyor. Bunun çok daha büyümemesi için bence bir an önce asgari ücret önerisini tekrardan gözden geçirmesi gerekiyor. Evet. Sayın Budak, sizinle vedalaşacağız biliyorum. Ondan önce bir soru sormak istiyorum. Hani sizin öneriniz nedir diye. Biliyorum hep muhalefete sorduğum zaman önerimiz erken seçim diyorsunuz. Ama başka bir şey konuşalım. Yani erken seçim olmazsa öneriniz nedir? Ne yapılması gerekiyor? Erken seçim. Ben o kapıyı bir kapayım şimdi. Evet. Evet, başka çare olmadığı için. Yani şu anda düzeltecek, yani şu anki ekonomi yönetimini, Türkiye'yi yönetenleri kararlarını değiştirebilecek bir unsur kalmadı. Çünkü güven erozyonu söz konusu. Şu anda toplumda bir tek kişi ne Maliye Bakanı'na, ne Merkez Bankası'na, ne TÜİK rakamlarına inanmıyor. Netice itibariyle de insanların ekonomi güven üzerinde yükseliyor. İnsanların ekonomiye güvenmemesi bir tarafa, yani kendi tasarruflarını bile artık dövize, sürekli dövize aktarıp %65 civarında döviz mevduatının olduğu bir ülkede bir şeylerin düzelmesini beklemek yanlış olur. Ama en azından seçime kadar yapılabilecek net bir şey var. Asgari ücret, adı üstünde asgari ücret, asgari ücret seviyesini aylık belki değerlendirmelerle açlık sınırının üstünde olabilecek, enflasyonun üstünde olabilecek ya da enflasyona endeksli bir şekilde yukarıya doğru taşımak bir nebze hiç olmazsa. Ki adı üstünde asgari ücret. Yani bununla geçinmek mümkün değil. Yani şu anda hele yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla bunun üzerine bir ek vermek saçma sapan bir durum söz konusu yaratır. Ama netice itibariyle hiç olmazsa aylık olarak en azından ücretlerin üzerinde bir iyileştirmeye gidilebilir. Bu da en azından insanlara nefes aldırır diye düşünüyorum. Evet. Bunun dışında ücretlerin dışında aslında bir tarafta da üretmeden aslında ülkenin toparlanabilmesi söz konusu değil. Bir tarafta bu dış ticaret rakamlarına bakıyorsunuz, çok övündükleri işte ihracat artışları falan. İthalat patlamış durumda. O tarafa da bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Eğer siz organize sanayilerde 3 gün boyunca elektriği kestik bitti kardeşim derseniz, oradaki o üretim rakamlarını da düşürürseniz daha büyük bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. İki tarafı da dengelemek gerekir. Bir tarafta özel sektörün sıkıntılarını aşabilecek bir takım çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Enerji krizini aşabilecek yöntemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Buradaki zararları yani en azından üreticilerin, sanayicilerin hatası değildir. Buradaki zararları telafi edebilecek bir takım çözüm önerilerinin getirilmesi gerekiyor. Ne olabilir bu? Organize sanayilerde insanlar üretim yapamadılar. Bu arada çok büyük zarar yazdılar. Yani tahminlere göre 5 milyar doların üzerinde zarar yazıldı organize sanayi bölgelerinde. Ve şu anda hala doğalgazla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Toplam tüketiminin örneğin bir sanayi kuruluşunun 100 bin metreküp doğalgaz tüketirken bunun %20'sini tüketebilirsiniz. %20'sinin 20'si daha az, yani 80 bin metreküpe kadar tüketim yapabilirsiniz koşulu var. Eğer bunu aşarsanız çok ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz diye
BOTAŞ'ın bir uyarısı var. Şimdi bir tarafta üretmeyeceksiniz. Bir tarafta enflasyonu serbest bırakacaksınız. Nereye giderse gitsin diyeceksiniz. Bir taraftan dövizi baskılayacaksınız. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman nefes alınamaz bir duruma doğru gidiliyor. Yani bir tarafta üretimi desteklemeniz gerekirken öbür tarafta da özellikle çalışan insanların gelirlerini belli seviyede tutmanız gerekiyor. Bunun yolu da en azından açıklanan enflasyon kadar aylık olarak asgari ücretin üzerine açlık sınırının altında olmamak kaydıyla artış getirmekte bir çözüm olabilir. Bir tarafta da sanayicilere en azından çarklarını döndürebilecek desteklerin verilmesi. Kredi garanti fonuyla yine bir açıklama yaptılar. Yani kredi garanti fonundan 60 milyar gibi bir fonun sanayiye aktarılacağıyla ilgili bir bilgi verdiler ama şu anda daha netleşen bir şey yok. O krediye ulaşabilecek nitelikte de neredeyse üretici kalmış durumda değil maalesef. Çok teşekkür ediyorum Sayın Budak katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi yayın. Teşekkür ederim. Sayın Kerim Rota, şimdi Merkez Bankası olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin bir basın duyurusu yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekrana gelecek şimdi. Olağanüstü genel kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Genel kurul toplantısında Merkez Bankası 2021 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesine dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde 45 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır diyor. Kamuoyuna duyurulur diyor. Şimdi biz bu ihtiyat akçesi lafını duyduğumuz zaman siz ekonomistler gibi değiliz. Çok heyecanlanıyoruz ve çok korkuyoruz açıkçası. Yine korkmamız mı gerekiyor? Bu normal mi yoksa? Aslında normal değil İpek Hanım ama biz bu anomaliyi biraz içselleştirdik tabii son 2-3 sene içerisinde. Biliyorsunuz ihtiyat akçesinin olarak dağıtıldığı dönem 2019 Bayrağın bakan olduğu dönemdeydi. Bu 2019 döneminde 2003'ten bu yana biriken ihtiyat akçesi zaten alınmış ve harcanmıştı. Daha ortada hiç pandemi falan yokken. Ondan sonrasında da bu tür dağıtımlarda artık kalan ihtiyat akçesi de bir sene sonrasında tabiri caizse süpürülüyor. Bu ondan ibaret. 45 milyarlık kar ve 4.3 milyarlık ihtiyat akçesi yaklaşık 50 milyar liralık bir aktarımın gerçekleşeceğini gösteriyor. Bunun dışında bir de kurumlar vergisi ödeyecek tabii Merkez Bankası. Geçici vergi 17 Şubat'ta. Bununla beraber 60 milyarın üstünde hatta 65 milyarın üstünde bir tutar hazine hesaplarına geçmiş olacak Merkez Bankası tarafında. Bu işin teknik tarafı. Ama teknik olmayan tarafı da Merkez Bankası'nın gerçekte böyle bir karının olmamış olması. Yani Merkez Bankası geçtiğimiz yıl özellikle kurlardaki çok aşırı artış sebebiyle normal şartlarda Türk lirası lehine bir pozisyon alan ve döviz rezervlerini negatife çevirmiş olan bir kurum olması sebebiyle zarar üretti. Bu kadar piyasalara borç vermesine rağmen bu kadar aslında senyoraj hakkı geliri elde etmesine rağmen nette bir zarar üretti. Bu da rezervlerin eksiye dönmesiyle alakalı bir rezerv belirttiğim gibi. Ama bir son dakika operasyonunda biliyorsunuz 70 milyardan 60 milyar kâra döndürüldü. Ve bu şekilde bu kâr dağıtımı gerçekleştirilmiş olacak. Bu bir parasal genişleme demek. Yani bu aslında şu anda enflasyon dinamiklerinin üzerine yeni bir enflasyonu arttırıcı unsur demek. Zaten İpek Hanım şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bizim bu kur korumalı mevduatın bir noktada tepeye ulaşacağı ve doyuma ulaşacağı bir nokta olacaktır. Bu şu anda işte 200 milyarın biraz üstüne çıkmış vaziyette. Belki 300 milyarda, belki 350 milyarda. Ama o noktadan sonra kurlardaki hareketi öngörebilmek için bizim devletin ne kadar parasal genişlemenin altına imza attığında çok yakın takip ediyor olmamız lazım. Bunu 3 kanalla atabilir. İşte birincisi bu. Merkez Bankası kaynaklarını bir şekilde hazineye aktararak. İkincisi yine Merkez Bankası'nın para tabanını genişleterek olabilir. Üçüncüsü de hazine bütçe açığı verir ve bu bütçe açığı sebebiyle piyasalardan fazla borçlanma yapar. Bu borçlanma tahvillerinde bankalar Merkez Bankası'na verip yine Merkez Bankası kaynaklarından faydalanabilirler.
Bu parasal genişleme önümüzdeki dönemde çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Yani kur korumalı mevduatın 2-3 aylık bir rahatlama penceresi açtığını hiç göz ardı etmeyelim. Gerek enflasyon dinamikleri üzerine, gerekse piyasalardaki Türk lirasının fiyatı üzerinde yeni baskılar oluşturulması birkaç ay içerisinde kaçınılmaz. Evet, çok teşekkür ediyorum.